Şimdi neler yaşandı kısmında önce çevrim içi araçlar ya da araçların internetiyle başlayacağız. Araçların interneti nedir? Şimdi insanların internetin çağını yaşadık. Bizler haberleşebiliyoruz. İşte arayüzlerden internet sitelerine girebiliyoruz. İşte çeşitli provokasyonlarda bulunabiliyoruz. Sahte bilgiler yayabiliyoruz. Böyle kirli bir dünyamız var. Araçların interneti tamamen elektronik olduğu için bilgi kirliliğinin olamayacağı tamamen elektronik bir ortam. Bu ortamda da çeşitli kavramlar var. V2V dedikleri bir kavram var. V2V, vehicle to vehicle, araçtan araca bağlantı. Bu şunu sağlıyor. Atıyorum benim önümde giden araba eğer bir buzlu bir zeminden geçerken bir track, yol tutuş konusunda bir sorun yaşıyorsa bunu anlık olarak arkadaki arabaya bildirebiliyor. Bu şu an deneme aşaması olan bir teknoloji mesela ama olacağı düşünülen, olması gerektiği düşünülen bir teknoloji. Yani araçların kendi arasında iletişim sayesinde işte karşıdan gelen adama radar kontrol var, selektör yapmanın internet versiyonu bu. Bunlar araçlar artık kendi aralarını yapabilecek. Bir de V2I var. Vehicle to Infrastructure. Infrastructure ne denir? Altyapı demek. Altyapıdan kasıt şu. Sonuçta bu trafiği kontrol eden bir altyapı var. Trafik ışıkları var. Şehrin yöneticisi, belediyesi, valisi çeşitli kurallar koyuyor şehirler için. Yani Türkiye'de tabii ki genel kurallar bütün şehirlerde uygulanıyor ama işte çeşitli Avrupa ülkelerinde ya da işte Amerika'da eyalet sistemi ya da işte özerk bölgelerde farklı kararlar alınabiliyor. O yüzden aslında bir arabayı tek bir bölgeye uygun kalibre etmeniz, bir arabayı tek bir bölgeye uygun çalışabilecek halde üretmeniz bir şey ifade etmiyor. Çünkü her bölgede farklı kurallar var. Bunların hepsinin hangi bölgede olduğunu anlayarak yani altyapıyla iletişime geçerek kendini düzeltmesi ve ona göre devam etmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda da bu aslında bir trafik bilgisini alabildiğiniz, eco-lane dedikleri daha düşük ama sabit hızlarda gidebildiğiniz, dur kalkın olmadığı ve işte oraya girebilmek için de bu vehicle to infrastructure bilgisinin bağlantısının olduğu arabalara sahip olmanız gereken şeritler planlanıyor. Bu sayede daha stabil hale trafik sorunundan kurtulmak için daha stabil bir trafik akışı sağlamayı hedefliyor. Bir de vehicle to everything var. Bu everything'in içerisinde neler dahil? Siz altyapıyla haberleştiniz, diğer arabalarla haberleştiniz, işte trafik ışıklarıyla, her şeyle haberleşebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda mobil hizmetlerle haberleşebilirsiniz. Yani rotanızın üstüne siz navigasyona girdiniz, ben şimdi buradan işte Kızılay'a gideceğim diye girdiniz. Kızılay'a doğru otonom arabanız sizi götürüyor diyelim. Bir anda infotainment sistemi. Infotainment şu anlama geliyor. Sizin hani eskiden baktığımız böyle LED'li işte 3 inçlik küçücük ekranlar vardı ya, onlar artık 12 inçlik ekrana evrildiler. Bunlar işte klimadan müziğe, işte telefon bağlantısından pek çok ayara kadar, arabanın kendi motorla ilgili ayarına kadar her şeyi kontrol edebildiğiniz sistemler. V2X sayesinde siz şunu yapabileceksiniz. Rotanızın üstünde işte bir araç servisinde indirim varsa ve işte sizin atıyorum lastiğinizin eskiliğinin bilgisi geldiyse size buradan pop-up anlık indirim paketleri gelebilecek. Bu da işte vehicle to everything bağlantısı oluyor. Ve bunu sağlayan şey gateway module. Gateway module şu, eskiden araçları kontrol ettiğiniz ünitelere engine control unit deniyordu, ECU, motor kontrol ünitesi. Ve bir de body control unit vardı. Arabanın gövdesini, işte farlarını, radyosunu, her şeyini kontrol ettiğiniz modülde buydu. Şimdi bu modüllere entegre bir gateway isimli bir modül koymanız gerekiyor. Ve bu eski bütün protokolleri kullanıyor. İşte CAN-LIN, aynı zamanda Ethernet protokolü ve FlexRay denilen yeni bir protokolü de kullanıyor. Bütün bilgi akışını tek bir modülde topluyorsunuz. Ve bu tek bir modül kime ne istiyorsa, üretici firma neyi düşündüyse oralara mesajını yolluyor ve işte veri aktarımı bu sayede sağlanıyor. Aynı zamanda bu gateway module size şunu da sağlıyor. Over the air flash diye bir şey var. Sizin arabalarınızın yazılımını değiştirmek için her seferinde servise artık gitmenize gerek yok. Kontağı kapattığınız zaman arabanın elektrik bağlantısının kesilmesini birkaç dakikaya kadar uzatıyorsunuz. Firma size anlık olarak yazılım yayını yollayabiliyor. Bunlar hali hazırda yaşandı. Bunlar uzak gelecek gibi düşünüyor olabilirsiniz ama mesela bu üstteki haber işte 2016'dan bir haber. BMW'deki bir yazılım sayesinde çalınan bir araba uzaktan kapıları kilitlenip arabayı tamamen duracak pozisyonda motoru bir nevi öldürüp hırsızın yakalanmasını sağladı BMW firması. 2016'dan bir haber.
Aynı zamanda Tesla şu an zaten halihazırda sürekli yapıyor ve bunu ilk yaptığında da işte 2018'in ortalarıydı. Otopilot dedikleri yazılımın şeylerini nasıl söyleyeyim, yazılım yayınını over the air flash ile yolladılar. Yani siz kontağı kapattınız bir akşam, Tesla size otopilot yazılımını yolladı ve siz bir anda otopilot denilen level 2 üstü şeyde otonomide ilerleyebilir hale geldiniz. Alttaki de Volvo'nun California, yani vehicle to infrastructure olarak düşünebilirsiniz bunu. Volvo'nun California valiliği ile birlikte yürüttüğü bir proje var. Altyapıyla haberleşip trafik bilgisini anlık olarak alıp şehirdeki aynı zamanda hava kirliliğini de monitör edip hangi rotaları seçmesi gerektiğine karar veriyor otonom araç. Yani atıyorum bir bölge çok kirliyse California valisi diyor ki oradan gidemezsin çünkü orada hali hazırda kirlilik var, bu rotadan gideceksin diyor. Yani şehirlerin artık böyle güçleri de ortaya çıktı.